Evet efendim, merhabalar. Ben İsmail Yolcu, Ülke TV Ankara stüdyolarından bir Genç Vizyon programı daha başlıyor. Bugün çok kıymetli iki konuğumuz var. Birincisi Sayın Mirkan Aydın, Ankara Eğitim Platformu Başkanı, aynı zamanda Nesibe Aydın Okulları Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk İsmail Hocam, teşekkür ederim. Rica ederim. Ömer Öcal, rehberlik uzmanı kendisi. Aynı zamanda ERD Psikoloji Yönetim Kurulu Başkanısınız. Siz de hoş geldiniz hocam. Evet sevgili izleyiciler, Genç Vizyon programı hızlı bir girişle başladı. Bugün pandemi dönemini konuşacağız. Pandemi döneminde özel okulların çalışma planlarını ve alanlarını konuşacağız. Aynı zamanda pandemi döneminde hem öğrenciler hem veliler neler yapmalı? Bunu da rehberlik uzmanı sevgili Ömer Öcal hocamla konuşacağız. Programımızın resmi Instagram hesabı Bonus Hoca üzerinden şu andan itibaren bizlere sorularınızı iletebilirsiniz. Programımızın geleneksel zirvedekiler köşesine bu hafta Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğü yer alıyor. Çok güzel bir projeleri var. Programın ilerleyen diliminde zirvedekiler köşemizde yine birlikte olacağız diyorum ve hemen Mirkan hocama dönüyorum. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk tekrar hocam. Öncelikle sevgili Süleyman Belediyeoğlu hocam, öğrencilerin bonus hocasının her iki konuğuma da selamlarını ileteyim. Hem izleyicilerimize hem öğrencilerimize çok çok selamları var. Sevgili Mirkan hocam, sizi kısaca tanıyabilir miyiz? Evet, Mirkan Aydın, Nesibe Aydın Okulları Başkan Vekiliyim. Aynı zamanda Ankara Eğitim Platformu'nun başkanlığını yürütmekteyim. 2000 yılından bu yana eğitim hayatının içerisindeyim. Bir aile şirketiyiz biz. İki öğretmen tarafından kurulmuş bir aile şirketi. Hayatım, çocukluğum, gençliğim hep eğitimcilerin, öğretmenlerin arasında geçti. Hiçbir farklı kariyer düşünmeden direkt olarak eğitim kariyerine başladım. Halihazırda 11 okul 7 ilde faaliyet göstermekte. Bu kurumların eğitim örneği, idaresi gibi süreçlere katkı vermekteyim. 22 güzide kurumun bir araya geldiği Ankara Eğitim Platformu'nun da başkanlığını yürüterek bir sosyal sorumluluk alanında görev yürütmekteyim. Evet, aslında hemen giriş yapmışken 22 seçkin eğitim kurumunun bir araya getirdiği Ankara Eğitim Platformu'nda kısaca tanıyalım mı hocam? Ne zaman böyle bir girişimde bulunuldu? Evet. Hedefi nedir? Neden böyle bir şeye ihtiyaç duyuldu? Evet, 3,5 yıl oldu hocam Ankara Eğitim Platformu kurulalı. Yani bizi aslında ortak özelliklerimiz bir araya getirdi diyebiliriz. 22 kurumun kendine has özellikleri şu şekilde. Hepsi eğitimciler tarafından kurulmuş ve eğitimciler tarafından işletilmekte olan kurumlar. Tamamı sadece eğitim alanında iştigal etmekte ve tüm kurumlarımız da yıllardır eğitimden kazandığını sadece eğitim sektörüne yatıran kurumlar. Ülkemizin yasalarına harfiyen bağlı kurumlarız. Eğitimin bir bilim olduğunu ve bir bilim ışığında yapıldığını bilmekteyiz. Ve biz bu vesileyle hani birbirimize benzeyen kurumlar bir araya geldik. Eğitim hayatına, öğrencilere, velilere ve özellikle öğretmenlere neler katabiliriz diye faaliyetler yapmaya başladık. Tamamıyla sivil bir organizasyonuz. Dernek vakıf değiliz, bir tüzel kişiliğimiz yok. Biz bir araya gönül bağıyla gelmiş kurumlarız ve bu anlamda da gönüllülük esasıyla faaliyetler yürütmekteyiz. Yaptığınız faaliyetleri de yakından takip ettiğim için biliyorum. Onları programı ilerleyen bölümde giriş yapalım. Şimdi hocam, pandemi dönemi adı altında aslında hiç de hoş olmayan bir dönem yaşıyoruz ülkece, evet, dünyaca. Bu pandemi döneminde ilk resmi aslında eğitim öğretim yılında ilk açılışını yaşayacağız. Geçen sene yarısında yakalanmıştık. Evet. Şu anda yüz yüze eğitim başlayacak önümüzdeki hafta. Bununla ilgili Ankara Eğitim Platformu'nun hem üyeleri açısından soruyorum hem de şahsınız ve izleniminiz anlamında. Türkiye'de nedir durum? Şu andaki yüz yüze eğitim başlıyor ama bunun için alınan tedbirler nelerdir? Yeterli midir? Önerileriniz var mıdır? Daha doğrusu kısa bir röntgen çekin desem ne anlatırsınız? Tabii, yani hem ciddi bir tecrübe edindik. Yaklaşık bir aydır biz yüz yüze eğitime tecrübe ettik özel okullar olarak. Bildiğiniz üzere anaokullarına 8 ve 12 sınıflara yüz yüze eğitim müsaadesi verildi özel okullara. 21 Eylül'den itibaren de ilkokul 1. sınıflarımıza haftada 2 gün olacak şekilde yine yüz yüze eğitime başlayabileceğiz. Biz çok ciddi hazırlandık yüz yüze eğitim kısmına. Çünkü her şeyin başı sağlık biliyorsunuz. Kesinlikle. Hem öğrencilerimizin hem çalışanlarımızın sağlığına gelecek en ufak bir risk son derece ciddi bir vicdani sorumluluk taşımakta. Dolayısıyla çok yoğun hazırlıklardan geçtik. İlk etapta şunu elde etmeye çalıştık.
Birincisi, pandemi daha okula girmeden önlenmeli. Bu süreç içerisinde tüm velilerimizin ve personelimizin eğitimlerini ve bilgilendirmelerini sağladık. Şöyle ki ciddi formlattık. Online eğitimler düzenledik. Online platformlar üzerinden yine uygulama eğitimleri yaptık. Ve tüm velilerimizin, öğrencilerimizin ve personelimizin öncelikle okula daha başlamadan sürece bir hazırlanmasını istedik. İkincisi, herhangi bir şüpheli vaka, bir şüphe durumunda ilgili kişilerin okula gelmemelerini sağlamaya çalıştık. Bir vaka tespit formumuz var. COVID belirtisi gösteren öğrencinin ya da personelin muhakkak evinde kalması gerektiğini çok ciddi bir şekilde disipline etmeye çalıştık ve bunu da büyük ölçüde sağladık. Bu aşamadan sonra okullarımızın fiziki hazırlıklarını gerçekleştirdik. Şöyle ki... Sınıflar seyreltildi mi? Yani öyle bir plan uygulanırlığı nedir hocam? Tabii hani... hem sınıflar seyreltildi hem de birçok alan aslında şu anda fiilen kapatıldı. Mesela toplu olarak yapılan tüm aktiviteler okullarda artık uygulanmıyor. İşte spor salonlarında kalabalık kullanımlar, konferans salonlarındaki temsiller, etkinlikler gibi uygulamalar artık okullarda düzenlenmiyor. Sadece sınıflar düzenlenmedi, teneffüsler de aynı zamanda yapılandırıldı. Örneğin bir öğrenci grubu sadece kendi şubesiyle beraber teneffüse çıkıp sonra tekrar kendi şubesiyle beraber geliyor. Yani bu hazırlıkları da çok büyük ciddiyetle yürüttük. Örneğin 3 altın kuralımız var biliyorsunuz. Maske, mesafe ve hijyen kuralı. Hani bunu bir kültür haline getirmeye çalıştık okullarımızda. Hani çok basit bir örnek vereyim size. Geçen gün okulumuzun, anaokulumuzun kahvaltı seansına katıldım. Öğrencilerimiz seyretmiş bir şekilde kahvaltılarını yapmaktaydı. Bilinçli bir şekilde bir öğrencimizin yanına oturmak için müsaade istedim ve kesinlikle hayır dedi. Bu kabul edilmediniz kabul yani. Edilmedim. Çok ciddi bir reaksiyon. 5 yaşında bir çocuğun bu reaksiyonu vermesi beni çok memnun etti. Maske kullanımını tüm okul saatleri içerisinde zorunlu tutuyoruz. Öğrencinin hiçbir şekilde yani yemek yeme ya da sınıf içinde dahi zorunlu tutuyoruz. Onun dışında el yıkama çok önemli, hijyen çok önemli. Okullarımızdaki el yıkama alanlarını arttırdık, el yıkama istasyonları kurduk. Onun dışında dezenfektan noktaları oluşturduk ve çocuğun her dışarıyla temasında muhakkak geri dönüp elini yıkayacağı, dezenfekte edeceği imkanlar oluşturduk. Bunun dışında da en az 1 metre mesafenin, iki öğrencinin arasında 1 metre mesafenin olacağı ciddi bir uygulamanın içerisindeyiz. Bu takip daha okula girdiği andan itibaren öğrencilerimizin ateş ölçümleri yapılmakta. Kendini kırgın ya da halsiz hisseden öğrencilerimiz varsa karantina odası dediğimiz odalara hemen alınıp ilgili muayenelerini yapılıp gerekirse bir... Okulda hekim, hemşire bulundurulması, tabii her yerde imkanı yok hocam. Her yerde mümkün değil maalesef. Ama yani birçok özel okulumuzun hem hekim hem hemşire bulundurma imkanı var. Dolayısıyla ateş ölçümleri hemşirelerimiz tarafından yapılıyor. Şüpheli vakalar doktorlarımız tarafından inceleniyor. Ve bu sayede daha vaka ortaya çıkmadan itibaren hemen izole edilerek ilgili sağlık kuruluşuna yönlendiriliyor. Ya bir de şu konuda biz ciddi bir tecrübe edindik İsmail Bey, onu da açıklamak isterim. Küme çalışması okullarda çok önemli. Şöyle izah etmem gerekirse daha uygun olur. Örneğin 3A sınıfı öğrencisi, yüz yüze eğitime başladık diyelim. Bu öğrenci okula geldiği andan itibaren maksimum sadece kendi şubesindeki öğrencilerle temas etmeli. Yani teneffüsünde, farklı bir etkinlikte, sınıfta ya da koridorda sadece kendi arkadaşları, o şubedeki arkadaşlarıyla temas etmeli. Allah esirgesin bir vaka olduğu zaman o şubenin içerisinde sadece o grup karantinaya ya da sağlık kuruluşuna gönderilerek okulun geri kalanıyla en azından virüsün temas etmemesi mantıklı sağlanabiliyor bu yöntemle. Teşekkür ederim. Evet Ömer Hocam, şimdi özel okul cephesinde alınan tedbirler gayet güzel, önemli ama bir de Türkiye genelinde düşünecek olursak hem devlet okulunu hem yine hem özel okulları. Şimdi okula başlayacak ana sınıfı ve birinci sınıf öğrencileri var. Bu yaş grubuna pandemi süreci ve dönemi nasıl anlatılmalı? Bir rehber uzmanı gözüyle ve ülkenin tamamındaki öğrencilerin hepsini aynı potada kabul edersek. Bu kadar önemli bir şey ki bu. Yani 6 yaşa kadar bunu anlatmak hiç de kolay değil. Özellikle bu Türkiye'de pandeminin sağlıklı atlatılması bir defa eğitimle çözüleceğini altını çizmek istiyorum. Eğitimi sadece Türkçe, matematik, fen öğretimle alakası yok. Yani var tabii de yani.
Evet efendim, Genç Vizyon kaldığı yerden devam ediyor. Kısa bir ara vermek zorunda kaldık teknik bir arızadan dolayı. Affınıza sığınıyoruz sevgili izleyiciler. Bugün Genç Vizyon'da ben İsmail Yolcu, sizlerle birlikteyim. Değerli Mirkan Aydın Hocam, Ankara Eğitim Platformu Başkanı ile birlikteyiz. Aynı zamanda Ömer Öcal, rehberlik uzmanı, kendisiyle birlikteyiz. Ömer Hocam, kaldığımız yeri kısaca toparlayacak olursak, okula başlayacak ana sınıfı ve birinci sınıf öğrencileri için aile nasıl bir tavır almalı, nasıl bu süreci onlara aktarmalı, anlatmalılar? Şimdi hemen şunu şöyle özetleyeyim. Teknik neden dolayı da ara verdiğinizin farkındayız. Bir defa çocuklar evde ne yaşıyor? Anne baba ne yaşıyor? Bunu fark etmeleri gerekiyor. Çocuk anne babanın yaşadığı bu durumda ne kadar etkilenip etkilenmediğini anne babanın izlemesi ve gözlemesi gerekiyor. Bu önemli bir faktör. İki, evde çok fazla böyle bulaşıcı hastalıklardan, ölümden, işte haberlerdeki çok yansıyan ölüm sayılarından bahsetmek yerine orayı sınırlandırarak okulun önemini, arkadaşın öneminden bahsedilmesi gerekiyor. Zaten okulda tedbirini almışlardır. Sadece Covid'den değil, korunmak değil, genel sağlığın korunmasıyla ilgili bir süreçten söz edilebilir. Bu artık dünyada bütün ebeveynlerin, bütün eğitimcilerin bilmesi gereken bir şey. Bizim Türk kültüründe kolonya kullanımı, Anadolu gelenekleri hala devam ediyor. Bunun arka planı açtığımızda yine de orada bir salgının olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla anne babalar çocuklarını hazırlarken okula ya da dışarıya çıkarken, parka giderken sağlığın korunması ve sağlığın öneminden bahsedilmeli. Hatta daha ileri gidelim, uykunun ve beslemenin öneminden bahsedilmeli. Ve arkadaşlarla olan ilişkilerde neye dikkat edilmesi gerekir? Sağlığımızı nasıl korumamız gerekir? Sağlığın öneminden bahsederlerse çocuk daha az kaygı yaşar, anksiyeteye girmez. Ama virüsten uzak dur, arkadaşından uzak dur, bir de titizlik yaparsa ve bunu çok sık söylerse orada gerçekten bir çocuk için okul fobisi de gelişebilir, arkadaş fobisi de gelişebilir. Yani korku ve kaygı gelişecek. Bu da öğrenmeyi son derece olumsuz etkileyecektir. Dolayısıyla genel sağlığın korunmasından söz edilebilir. Doğru bilgilendirme yapılmalıdır. Rehberlik araştırma merkezlerinin bu konuyla ilgili çalışmaları var. Onlarla birlikte işbirliği yapılarak çocuğa anlatılmalı ve okulun rehberlik birimiyle de karşılıklı pas edilerek iki tarafta bunu çocuklara anlatmalı. Yoksa sadece ebeveynin anlatması yetmeyecek. Yani okuldaki iklim, ailedeki iklim süreci çocuklara biraz daha olumsuz etkilemesinden kurtaracaktır. Bu şekilde yapılırsa eminim çocukların psikolojisi negatif etkilemeyecektir. Ama okulu öcü gibi, okuldan virüs bulaşır gibi böyle farkında olmadan bilinç dışı süreçte konuşursa çocukların arasında ebeveynler, yetişkinler, öğretmenler hakikaten o zaman okula yabancılaşma başlar. Hepimize sorumluluk düşüyor. Sadece anne babaya değil. Özetliyorum. Genel sağlığın önemi, okulun önemi, sosyal ilişkilerin önemi ama bunu yaparken de oradaki kuralların kişi için öneminden bahsedilirse daha iyi olur diye düşünüyorum. Teşekkür ederim hocam. Evet, geldik programımızın Zirvedekiler bölümüne. Sevgili izleyiciler, programımızın geleneksel Zirvedekiler köşesinde bu hafta Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğü yer alıyor. Şimdi hazırsa hemen değerli yönetmenimden, Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün harika bir projesi var. Hemen ekrana onu alacağız. Ben de hemen klibin devamında açıklamalarımı yapacağım. Şimdi hep birlikte Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün COVID'e karşı toplumsal motivasyonu arttıran projesini hep birlikte izleyelim. Evet, Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğü Sayın Murat Üçkali liderliğinde COVID-19 ile mücadelede vaka sayısının düşürülmesi ve okulların açılması adına eğitim ordusu ile dikkat çekmeye devam ediyor sevgili izleyiciler. Murat Üçkali ve ekibi vaka sayısının sıfırlanması için ekibiyle bir dizi farkındalık etkinlikleri yapıyor. En son müzik öğretmenlerine verdiği talimat ile Koronaya İnat şarkısı bestelendi. Az önce muhteşem bir şarkıyı izlemiş olduk. Çocukların okul özlemiyle maske, mesafe ve temizlik konularına dikkat çeken bu klip
çok büyük beğeni topladı ve bolca da izleyici kitlesi oluştu. Bu klibin ve bu şarkının söz ve müziği Ozan Ünsal Çekiç öğretmene, aranjman ve kayıtı Murat Kadakoğlu ve müzik öğretmenleri Murat Ağıl, Tuğba Özsan, Başar Başçıoğlu. Seslendiren ve klipte oynayan sevgili minikler de Tokat İl Milli Eğitim Öğrenci Korosu üyeleri. Ayrıca ülkemizin evlatları ve yarınları için hiç kuşkusuz bu muhteşem ekibin daima yanında arkasında olan Sayın Tokat Valisi Ozan Balcı'ya da ben buradan bir kere daha teşekkür ediyorum. Müthiş bir uyum içerisinde Tokat ülkemize örnek olmaya devam ediyor. Bu haberin de ekrana gelmesinde bana çok büyük katkısı olan değerli dostum, eğitimci Murat Urfaloğlu'na da ben ayrıca teşekkür ediyorum. Ve şimdi sevgili hocalarım Tokat'a gidiyoruz. Murat Küçük Ali hocamız şu anda karşımızda. Sevgili hocam merhabalar. Merhabalar İsmail Bey. Hocam harika bir klip, gerçekten tebrik ederiz. Bunu sosyal medyada ben izlediğim zaman çok etkilendim. Tam da okulların açılma arefesinde dedim ki hem Tokat'a hem de ülkemize güzel bir örnek olacak. Ve ekranlara getirdik, Zirvedekiler köşesinde sizlere yer verdik. Hocam nedir bu şarkının çıkış noktası? Çok teşekkür ediyorum İsmail Bey. Vaka sayısındaki artıştan dolayı planladığımız tarihte okullarımızı açamadık. Sayın Bakanımız Ziya Selçuk'un okulları birlikte açacağız. Bunun için herkes sorumluluğunu yerine getirmeli sözü üzerine Tokat Milli Eğitim Müdürlüğü olarak bir dizi farkındalık çalışması başlattık. Müzik öğretmenlerimizden de rica ettik. Çocuklarımızın dilinden herkesin dikkatini çekecek bir çalışma yapmalarını istedik. Böyle güzel bir eser ortaya çıkardılar. Ben öğretmenlerimize çok teşekkür ediyorum. Çocuklarımız en çok da öğrenirken ve arkadaşlarıyla oynarken, yani en çok okullarında mutlular. Lütfen bu mutluluğu çocuklarımıza çok görmeyelim. Sosyal mesafeye ve temizliğe dikkat edelim. Maskelerimizi takalım. Okullarımızı da birlikte açalım inşallah. İnşallah. İsmail Bey, Ülke TV olarak çocuklarımızın sesini duyduğunuz ve herkese duyurduğunuz için ve de duygularını paylaştığınız için sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Hocam biz ülkemizin evlatları adına, ülkemizin yarınları adına gerçekten biz sizlere teşekkür ederiz. Sizi zaten ilgiyle takip ediyorduk ama bu şarkı gerçekten insanı gönlünden vuruyor. Hele de minik kardeşlerimizin sesi, sanki kulağımda böyle teneffüs sesi olsa keşke, zil teneffüs aralarında da bu şarkı çalsa diye de bir hayalim yok değil. İnşallah bu projede olur yakında. İnşallah sizin önerinizle bunu da gerçekleştirelim İsmail Bey. Evet. Okullarımızda dil sesi olarak bunu çalalım inşallah. Hocam biz de şahsınızda Sayın Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk hocamıza ve sizin gibi değerli, başta size ve bütün il milli eğitim müdürlerine, ilçe milli eğitim müdürlerine çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu klibin gereğini bütün öğrenciler, veliler yerine getirir diyorum ve size tekrar teşekkür ediyorum, saygılarımı sunuyorum. Tekrar yeni projelerde görüşmek üzere hocam. Çok teşekkür ediyorum. Ben de saygılar sunuyorum. Görüşmek üzere İsmail Bey. Çok sağ olun. Hoşça kalın hocam. Burada bir şey söyleyebilir miyim? Buyurun lütfen. Bakın hocam, şimdi işte eğitimden kastettiğim noktalardan bir tanesi de bu. Yani çocuğa okulda olumlu anları, olumlu duyguları ne kadar sık yaşatırsa çocukların bağışıklık sistemi güçlenir. Yani sadece aman ona dokunma buna dokunma ile kaçarak korkuyu yaratırız ama üzerine giderek şarkıyla, eğlenceyle, oyunla çocuğu okula bağlayabiliriz. Bunu yaparken de bir eylem planı elbette vardır. Bütün eğitimciler gerçekten hassasiyet gösteriyordur. İşte bu şekilde bu COVID'in yarattığı sosyal, psikolojik hasarı en aza indirebiliriz. Bunu hepimiz yapacağız, yapmalıyız. Kaçarak COVID'den kurtulamayız. Evet, kesinlikle. İnsana moral verdi hocam, farkında mısınız? O çocukların hakikaten okul özlemi, çocukları okul içinde görmek ve bu olmayan bir şey oldurmuş hocam Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğü. Sayın evet. Müdür Murat Küçükaylı hocam, ya böyle bir şarkı yapsak demiş müzik öğretmenlerine. Bu bestesi, sözü, klibi hocam bir anda ortaya çıkmış bir şey. İşte farkındalığı artıran bir faktör bu. Ama bu tür etkinliklerin artması lazım. Oyunla da bunu yapabilirler. Sadece şarkı değil. Sanatın içerisinde çocuk akışa girerek de dış dünyanın o korkusundan, kaygısından aranarak da okula bağlanacak. Aksesuarize var ya, yabancılaşma başlayacak. Okul, defter hep böyle virüsle eşleşecek. Hep kaçar hale yabancılaşmayı gideceğiz. Yabancılaşmayı şuraya bağlayayım sevgili Mirkan hocam. Peki okullar yüz yüze eğitime kapalı oldu. Kapandık. Sonrasında birçok da olumsuz şeyler de yaşadık sağlık anlamında ama peki şu anda ülke olarak
karşı karşıya kaldığımız tehditler nelerdir? Eğitimin aksamasından dolayı neler bizi bekliyor sizce? Evet, ben öncelikle Tokat'taki değerli Murat hocamızı kutluyorum, öğrencilerimizi kutluyorum. O konuda şunu ifade etmek isterim. Biz yetişkinler bazen saatlerce oturup konuşuyoruz ama bir yere varamıyoruz. Ama buradaki çocuklarımız bir şarkıyla belki milyonlarca öğrencinin gönlüne, zihnine girebilecekler. Çok güzel bir etki yaratılacağını düşünüyorum. İnşallah. Bu çok güzel bir çalışma olmuş. Tekrar kutluyorum. Yani uzaktan eğitim tabii ki eğitimcilerin tercih ettiği bir metot değildi. Mecburiyetten dolayı, zorunluluktan dolayı Mart ortasında bir anda başladığımız bir zorunluluktu diyelim. Şimdi yüz yüze eğitimle uzaktan eğitim kıyaslandığı zaman tabii ki asla yüz yüze eğitim uzaktan eğitimle karşılanamayacak. Bunu herkes biliyor. Bu ortada net bir tablo. Bunu elemine edebilmek için, yüz yüze eğitimdeki eksikleri elemine edebilmek için okullar gerçekten çok büyük gayretler sarf ettiler. Hani sokağa çıkma yasağı olan günlerde dahi sınavlar uygulandı, ödevler verildi, dersler işlendi. Çocuklar online ortamlar üzerinden birbirleriyle sosyalleşebildi. Hepimizin dileği bu sürenin en kısa sürede sona ermesiydi. Ama maalesef şöyle bir tablo oldu. Bizler hani yetişkinler gerekli sorumluluğu yerine getiremedik. Okullar kapalıyken vakaları düşürmemiz gerekirken okulların kapalı olduğu dönemde maalesef vakaları arttırdık. Yani sanki toplum okullar kapalı olduğu dönemde tekrar okulları yüz yüze eğitimi açmamak için mücadele etti gibi böyle ironik bir tabloyla karşılaştık. Halbuki yurt dışında birçok ülkede yani hayat durduruldu, okullar kapatıldı, vakalar düşürüldü ve tekrar yüz yüze eğitim tesis edildi. Şimdi bizim de dileğimiz hani eğitimciler olarak en kısa zamanda sağlık koşullarının tedbirlerini almak kaydıyla yüz yüze eğitime başlayabilmek. Uzaktan eğitim yani bir idame iş, bir destek işi. Şu anda yüz yüze eğitimi destekleyecek bir metot olarak kullanıyoruz. Çok fazla dünyada denenmedi. Yeni yeni yüksek öğretimde modelleri ortaya çıkmaya başlamıştı. K12 seviyesinde daha çok fazla denenmemişti. O yüzden bir zorunluluktan dolayı bu sürecin içerisine girdik. Şimdi sanki kalıcı da olacak gibi değil mi bundan sonra? İnşallah bir an önce bu Covid dönemini atlattıktan sonra da sanki bu uzaktan eğitim de hayatın bir parçası olacak ve belirli dersler, ödevler vesaire sanki bu şekilde de gider uzaktan, gibi. Şimdi uzaktan ders anlatmayla uzaktan eğitim farklı kavramlar. Uzaktan eğitim destekleyici bir faktörü olarak kullanılabilir. Dünyada da böyledir, özellikle en çok kullanılan Harvard Üniversitesi. Ama uzaktan eğitim başka bir şey. Yüz yüze eğitimin yerini uzaktan eğitim asla tutmaz. Asla tutamaz bu hocam. Kesin. Kesinlikle katılıyorum. Ama, yani bunun, aslında ekrandan ekrana iletişim olur ama dediğiniz gibi. Biz bunu ölçeklemedik. Evet. Yani uzaktan eğitimin çocuğa sosyal psikolojik katkılarını, değerlerini, kayıplarını henüz araştırmadık. Bunu bilimsel olarak ortaya koymadığımız sürece yaptığımız her şey yorumdur. Ama yapılmış çalışmalar var dünyada. Destekleyici bir eğitim unsuru olarak kullanılabilir. Ama yüz yüze eğitim yerini asla tutamaz. Bunu zaten eğitimciler de hemfikir bu konuda. Fakat bunu hepimizin kabul etmesi gerekiyor. Şimdi sorun aslında okulun uzaktan eğitim, yüz yüze eğitim değil. Bu süreci sağlıklı nasıl atlatabileceğimiz konusu. Ben kişisel olarak tedbirler alınmak koşuluyla, stratejik eylem planı belirlemek koşuluyla, iyi bir denetimin yapılmasıyla sadece birin yetmeyeceğini, bilgi ve beceri kaybının maliyetini iyi hesaplamalı okullarımızın, gerek kamu gerek özel okulların. Yani oradaki maliyet çok yüksek bir maliyet olacak. 4. sınıf, 3. sınıf, 2. sınıfın bilgi beceri kaybının telafisi daha yüksek bir ekonomi maliyet getirecektir. Çünkü çocuklar bir üst sınıfa eksik bilgiyle gitmemesi gerekir. Eksik bilgiyle 14 yıl devam ettiğini varsayarsanız yapacağınız apartmanın son katlarının nasıl bir şey olduğunu düşünmemiz gerekiyor. Dolayısıyla eksiksiz gidilmesi gerekir öğrenme sürecinin, eğitim sürecinin. Bir başka maliyet aslında şu anda da biraz göz ardı ediliyor ama hocam özellikle hem sizden alacağım hem Ömer hocam sizden. Bu dijital bağımlılık diye bir de illet var hocam. Yani bu kadar yoğun ekran karşısında, tablet karşısında kalan öğrenciler neticesinde bu dijital bağımlılık konusunda ne dersiniz bir eğitimci olarak? Yani şöyle şimdi uzaktan eğitim iki ucu keskin bıçak, çok iyi yönetilmesi gerekiyor. Ömer hocama şu konuda katılıyorum. Biliyorsunuz okullar sadece müfredatın işlendiği yerler değil. Çocukların özellikle büyük kentlerde sosyalleştiği, arkadaş ilişkileri kurduğu, öğretmen-öğrenci gönül bağı kurduğu bir nevi hayatları. Bunun dışında işte spor yaptıkları, beslendikleri,
sanatla uğraştıkları, birçok temel alışkanlıklarını sağladıkları mekanlar aslında. Yani bir eskiden sokak hayatımız vardı biliyorsunuz. Artık onlar tamamen okula taşınmış durumda. Şimdi okullar tamamen kapalı olunca aslında biz çocukların sosyal hayatının önemli bir damarını kesmiş oluyoruz. Yani bu çok önemli bir handikap. Bunun muhakkak bence yani haftada bir gün bile olsa, yarım gün bile olsa çocukların okula davet edilerek küçük gruplarla yüz yüze eğitimle. İsteğe bağlı ama değil mi hocam? İsteğe bağlı. Gönüllülük esaslı. Yani risk grubundaki aileler göndermeyebilir. Sağlık çalışan aileler göndermeyebilir. Ama muhakkak yani haftanın belli günlerinde ve küçük gruplarla bu yüz yüze eğitimle ilgili etkinliklerin, çalışmaların muhakkak yapılması gerektiğini düşünüyorum. Okuldan tam kopuşu ben desteklemiyorum. Çok özür dilerim. Bunu devam edelim. Devamında size bir soru daha soracağım. Reklam dönüşü bu sorunun da cevabını sizden almak isterim. Tabii hocam. Dünyadaki eğitim uygulamaları şu anda ne durumda? Evet. Biz de neredeyiz? Onu da alacağım. Sonra Ömer hocamdan dijital bağımlılıkla devam edeceğiz. Sevgili izleyiciler, Genç Vizyon programında kısa bir reklam arası veriyoruz. Reklamlardan sonra buluşmak üzere. Evet efendim, ülkenin tek eğitim programı Genç Vizyon kaldığı yerden devam ediyor. Ben İsmail Yolcu. Bugün çok değerli iki konuğumla birlikteyim. Sevgili Mirkan Aydın hocamız, Ankara Eğitim Platformu Başkanı kendisi, aynı zamanda Nesip Aydın Okulları Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Diğer konum, yine sizler daha önceden de tanıyorsunuz, Ömer Öcal, rehberlik uzmanı kendisi. Şimdi Ömer hocam, aslında Mirkan hocamdan başlıyor idim ama Mine küçük bir soru göndermiş. Uzaktan eğitimde bazı öğrencilerimiz pasif durumda, evet. Ders esnasında, ekran karşısında. Bu öğrencilerimizi nasıl görünür hale getirebiliriz diye bir soru var. Görünür hale derken daha aktif, yani daha dersin içine nasıl çekebiliriz? Uzaktan eğitimin koşullarından bir tanesi öğrenme sözleşmesidir. Yani eğitimi veren, uzaktan eğitimi veren kurum, kişi öğreneceği konu listesini öğrenecek kişiye vermelidir. Bunun nasıl yapılacağını anlatmalıdır. Envanteri, dokümanı, videosunu anlatmalıdır ve ona bir sorumluluk yüklemelidir. Şu gün şu saatler arasında kendi koşullarına uygunsa, şu konuların kendiniz, sizin tarafınızdan tekrar edilmesi, özetlenmesi, şu videonun seyredilmesi ve şu saatlerde de beni ekrandan dinlemen gerekir diyor. Bir nevi ters yüz. Bu şekilde aktif olabilir. Şu anki bizim yaptığımız uzaktan ders anlatma gerçekten pasif bir durum. Çocuğu ciddi anlamda pasifize ediyor. Eleştirmek anlamında söylemiyorum. Görüyoruz pijamasıyla, şortuyla ekran karşısında çocuk. Ekranın karşısında nasıl çıkılacağına kadar anlatılması lazım. Uzaktan eğitimse eğitimin A'dan Z'ye verilmesi lazım. Eğitim boşluk bırakmaz. Disiplin, bıraktığınız disiplin, boşluk disiplin. Sizin bütün çabanızı yanlışlar. Dolayısıyla ekran karşısında nasıl olacaksın? Hangi saatte olacaksın? Öğrenme köşen, öğrenme yerin, öğrenme mekanı ne olacak? Bunlar önce anlatacaksınız. Daha işin çok başındayız hocam. Belki de bu süreç birazcık daha sanki vaziyette onu gösteriyor maalesef. Hemen Mirkan hocama dönüyorum. Buyurun. Öğrenene öğrenme sorumluluğunu vermediğiniz ve anlatmadığınız sürece uzaktan değil isterseniz yakından yüz yüze verin. Öğrenme gerçekten tam olmaz. Bu işin o zaman birazcık da bu yük birazcık da rehber öğretmenlerden mi? Ben onu i̇şte mu anladım? Bilmiyorum yani. Öğrenmenin sorumluları, öğretici sorumlular neyi nasıl yapacağını 5N1K'yı öğrenen, öğrenecek kişiye anlatmadığı, öğretmediği, beceriye dönüştürmediği sürece sadece ezberleme olur. Ezberlenen şey unutulur. Haklısınız, katılıyorum. Bu konuda hocam ben de bir katkı vermek isterim. Şimdi uzaktan eğitim tecrübelerini alıyoruz ve iyi örnekleri de desteklemeye çalışıyoruz mümkün olduğunca. Bir uzaktan eğitim yönergesi oluşturduk ve şu temel prensipler ortaya çıktı. Uzaktan eğitimde önce öğrencinin rutinini oluşturmak çok önemli. Okul hayatı yüz yüze devam ederken biliyorsunuz çocuğun sabah erken kalkma, kahvaltı alışkanlığı, okulda zamanında olma, eşyalarını toplama gibi böyle temel sorumlulukları vardı. Dolayısıyla ilk etapta bizim hani çocuğun günlük rutinini tesis etmemiz çok önemli bir ihtiyaç. Öğretmenlerimizin, idarecilerimizin, PDR'cilerimizin hani güne ilk derste başladıkları zaman işte sabah erken saatlerde başlamasını tercih ediyoruz. İşte çocukla günlük bir rutin sohbetin yapılması, kahvaltısını yapıp yapmadığını, eşyalarını düzenli bir şekilde derse hazır edip etmediğini bir sorgulanması gerekiyor. İlk saatlerde mümkün olduğunca yani teknoloji imkanları veriyor bize. İşte hareketli etkinlikler, spor etkinlikleri, biraz daha çocuğun hani bünyesini canlandıracak faaliyetlerle başlanması o güne zinde bir başlangıç için
esas. Bir de hani teknoloji şu imkanı da veriyor öğretmenlerimize. Çocuklar aynı platform üzerinden öğretmen nezaretinde sosyalleşebiliyorlar. Yani sınıf arkadaşlarıyla beraber diyaloglar kurabiliyorlar. Bunlar yapılandırılmış diyaloglar olabildiği gibi serbest diyaloglar da olabiliyor ve bu sayede en azından ekran üzerinden bir şekilde hasret giderebilmiş oluyorlar. Bir de şunu öneriyoruz daha ziyade, hani ekrana maruz kalma süresini kısıtlamak için hani 20 dakikalık 30 dakikalık ders süreleri, ardından makul bir ara, işte o sırada çocuğun ekrandan uzaklaşıp farklı bir etkinlikle uğraşması, sonra bir tekrar daha yapılması gibi uzaktan eğitim dersinin, hani bunlar bizim iyi örnekler olarak önerebileceğimiz hususlar. Evet. Oraya bir katkıda bulunur mu? Çok özür dilerim. Şimdi uzaktan eğitimdeki kullanılan program her neyse, orada sanal sınıflar oluşturup, sanal paylaşım grupları oluşturulup, ilgili yönetici, sistemin yöneticisi, orada beceri düzeyi olabilir, bir öğrenme programı olabilir, bir dersin tekrarı olabilir. Hani eskiden okullarda küme çalışması, Mirkan Bey de söyledi, sanal ortamda da küme çalışmaları yapılıyor. Yani pek çok etkinlik oraya verilebilir. Sanal eğitimdeki en katkı sunacak şey münazaralar bence. Tabii. Orada öğretmen yokken bile küçük işte gruplarla öğrencilerin ödev konusu hakkındaki karşılıklı konuşmaları illa onun kayıt altına da alınmasına gerek. Ben platform üyesi okulları yakından tanıyorum. İşini en disiplinli, en düzgün yapan kurumlar, yani gördüğümü söyleyebilirim. Ama bu Türkiye'nin bütününü temsil etmez. Yani biz burada ülkemiz için bir şeylerin doğru nasıl yapılması gerektiğini paylaşabiliriz. Ama bunu yapan okullarımız, öğretmenlerimiz, bak Tokat'ta da ne kadar güzel. Bu tür şeyler ekranlarda basının, uzaktan eğitimin daha formel, daha ilkesel nasıl yapılması gerektiği konusu da konuşulması gerekiyor. Biz ekranlardan hep işte şu kadar ölüm, bu kadar hasta, bu kadar hocam, o maalesef insan. Bizim ülkemizin kronik bir rahatsızlığı, hastalığı, hep kötü şeyler haber oluyor. Bizde işte iyi şeyler. Bunlar paylaşılmalı ve bu insanlara olumlu anlar yaşatır. Biz günlük yaşantı içinde olumlu anları ne kadar sık yaşatırsak çocuklara, bakın bunun hasarını, psikolojik hasarını en aza indiririz. Peki Mirkan Hocam, tanıdığım kadarıyla dedi, kurumlar gerçekten kaliteli ve gerçekten işini disipliniyle yapan kurumlar. Ankara Eğitim Platformu'nun amacı nedir, hedefi nedir? Bununla ilgili Türkiye'yi kapsayacak girişimleri olacak mı? Çünkü çok düzgün projeleriniz, çok güzel araştırmalarınız var, etkinlikleriniz var. Evet. Bundan bütün Türkiye ne zaman faydalanacak? Yani bu yönde yoğun çalışmalar yürütüyoruz. Hatırlarsanız geçtiğimiz Aralık ayında Milli Eğitim Bakanımızın katılımı ve OECD direktörünü Türkiye'ye davet ederek PISA 2018 sonuçlarının ilk açıklamasını Ankara'da yapmıştık. Ankara'da Şura Salonu'nda. Şura Salonu'nda. Orada 1000'e yakın öğretmenimiz yüz yüze, ardından sosyal medyadan epeyce bir öğretmenimiz videolarla izledi. Pandemi döneminde tüm okullarımız akademik heyetleriyle, eğitmenleriyle birlikte hatırladığım kadarıyla 25'ten fazla canlı yayın yaptık. Burada veli eğitimleri düzenledik. İşte pandemi döneminde beslenme, pandemi döneminde uyku, işte evdeki aile ilişkilerin kurulması gibi hususlarda veli eğitimleri düzenledik. Birçok akademisyen tarafından uzaktan eğitimle ilgili esasları öğretmenlerimize aktarmaya çalıştık. Bu yöndeki yöntem ve teknikleri yine canlı bağlantılarla aktarmaya çalıştık. Geçtiğimiz ay Ağustos ayında Harvard Üniversitesi'nden Profesör Doktor Fernando Meires ile ve Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Öğretmen Yetiştirme Genel Müdürümüzle birlikte belirsizlik ortamında eğitim konusunu ele aldık ve gerçekten çok etkili bir eğitim oldu. Ona da online ortamda 1000'den fazla öğretmenimiz katıldı gönüllü olarak. Bu ve buna benzer çalışmaları sürekli yürütüyoruz. Milli Eğitim Bakanlığımızın hem mevzuat çalışmalarını hem program çalışmalarını yoğun olarak katkı vermek istiyoruz. Niteliğe yatırım yapmak istiyoruz, kaliteye yatırım yapmak istiyoruz ve bu yönde tüm okullarımızın katkısını alıyoruz. Harikasınız. Hocam peki bu süreci yine her ikinize soracağım. Dünyadaki eğitimi unutmadık, onu soracağım özellikle, ama tam dediniz ya, öğretmen eğitimi, velilere yönelik eğitimler. Peki içinde bulunduğumuz durumu veliler nasıl yönetmeli? Şimdi siz hem eğitimin içindesiniz, hem kurum yöneticisiniz üst düzeyde, hem de Türkiye'yi de takip ediyorsunuz. Yani burada veli neler yapmalı? Sizin zorlandığınız taraflar var mı? Öğrenciyle karşı karşıya kaldığınız durumlarda velileri eleştirmek adına değil de öneriler anlamında neler söylemek istersiniz? Yani herkes açısından, yani işte biliyorsunuz eğitimin 3 sacağı var. Eğitmenler, veliler ve öğrenciler. Herkes açısından çok zor bir tablonun içerisindeyiz. Yani birincisi sabır çok önemli. Bu sürecin
ne zaman biteceği tam olarak bilinmiyor ama yani önümüzdeki en geç ilkbahar aylarında artık nihayete ereceğini tahmin ediyoruz. İnşallah. Dolayısıyla en uzun vadeye göre artık sabrımızı planlayıp buna göre yani en anlayışlı, en makul iletişim yöntemlerini kullanmamız gerekiyor. Öğretmen öğrencisiyle, öğretmen velisiyle, veli öğretmenle, veli idareyle hep nezaket dili sınırları içerisinde kalması gerekiyor. Çünkü tüm şartlar artık insanları gerçekten bunalttı. Herkes sabırsızlık yaşıyor. Belli bir sürekli maske takmanın zorlukları, işte çeşitli ekonomik sıkıntılar vesaire üst üste gelince yani bu stres herkesi bunalttı. Hani velilerimizin bu dönemde bazı konuları artık bir fırsat olarak değerlendirip hani bir şekilde evin içinde okul kurabileceği imkanlar yaratmasını bekleyebiliriz. Hani elbette gidip işte aritmetik öğretmesin, işte sosyal bilgiler öğretmesin ama hani çocuğun okuma alışkanlıklarının devamı için, çocuğun düzenli egzersiz yapması, düzenli beslenmesi için hani sürekli takipte olmasını kesinlikle öneriyoruz. İkincisi velilerimize yani maalesef üzülerek söylüyorum ama bu dönem içerisinde çok fazla ekran bağımlılığı, internet bağımlılığı, bilgisayar oyunlarına düşkünlük gibi şikayetler geliyor. Hani bu konuda da katı bir yönetim öneriyoruz. İşte çocuklarımızın hani öğretmeninin haricinde günde 20 dakikadan 30 dakikadan fazla ekranla maruz kalmaması, o bilgisayar oyunlarından uzak kalmasını şiddetle tavsiye ediyoruz. Bununla ilgili rehberlik önerilerini sanıyorum Ömer Hocam çok daha iyi verecektir. Hani önce yapıcı bir iletişimle ardından yaptırımlarla bu konunun muhakkak disipline edilmesi gerekiyor. Yoksa gerçekten çocuklarımızın bu süreçte yaşadığı konular bağımlılığa kadar gidebilecek bir sürece gidiyor. Maalesef hocam katılıyorum. Sevgili izleyiciler Genç Vizyon devam ediyor. Sizler de sorularınızı ve görüşlerinizi Instagram Bonus Hoca hesabımızdan bizlere iletebilirsiniz. Konuklarıma hemen sizlerin adına iletmiş olacağım. Hocam veliler bu durumda, bu süreçte neler yapmalılar? Tabii çok şey yapabilir. Şimdi rehberlik tarafından bakıyor olursak. Önce bu bizim hepimiz bundan sonraki yaşamımızda pek çok zorlu yaşam olayıyla karşılaşacağız. Yani zorlu yaşam olayı nedir ve bununla nasıl baş edebiliriz? Önce mevcut durumumuzu kendimizi bir fark edelim. Burada çok spesifik bir örnek vereceğim. Mesela evlerde titiz annelerimiz var bizim. Ev hijyenden evdeki alarm durumundan hiç söz etmek istemiyorum. Hakikaten bir kaygı ortamı. Anne baba ne yapacak? Önce anne baba gayet basit yani evet bir zorlu bir yaşam olayıyla karşı karşıyayız ama durumu fark edelim. Evet bulaşıcı bir virüsle baş başayız. Zaten bununla ilgili bilgileri edineceğiz. Önce bu. Başka bunun yolu yok. Bilgi edineceğiz. Nasıl korunacağız bu virüsten? Nasıl bir özellik? Bu zaten Mart ayından itibaren çeşitli basın kuruluşları bunu paylaşıyor. Yoksa Sağlık Bakanlığı'nın ve Dünya Sağlık Örgütü ile ilgili sitelerden bilgi edineceğiz. Edindik zaten. Ama burada bizim otomatik bir pilota takıyor zihin. Otomatik bir hayatın içerisinde yapılacak listesi gibi sabahtan akşama yine işimize devam ediyoruz ama önce kendi yaşam planımızı yaparken anlarda kalarak, kendimizi fark ederek, bedenimize de bakım vererek yaşantımızı yeniden planlamamız gerekir. Bu eski bir yaşantı değil, yeni bir yaşam biçimi. Bu zorlu yaşam olayı belki giderek daha da artacak. Sadece biyolojik, kimyasal falan değil, doğal da oluyor. Bakın işte pek çok olumsuz koşullar yaşıyoruz, üzüntüler, acılar yaşıyoruz. Dolayısıyla kendimizin hayatını yeniden düzenlememiz gerekecek. Psikolojik sağlamlığımıza yatırım yapmamız gerekecek. Yani daha çok anda kalmak, daha çok anları fark etmek, daha çok kendi bedenimizi, duyumlarımızı fark ederek sakin yaşamı da denememiz gerekecek. Koşturarak hayatın içerisinde mutluluğu yakalamamız mümkün değil. Koşturarak sağlığımızı korumamız mümkün değil. Bakın sadece COVID değil, dolaşım ve sindirim sistemi hastalığı da dünyadaki artan bir trendi var. Bunu ilgili doktorlarımız söylüyor. Ben hekim değilim ama dolayısıyla sadece COVID değil. Zorlu yaşam olayları karşısında içinde sağlığımızı, bütünlüğümüzü nasıl korumalıyız? Bunun bir yolu fark et. Anne baba fark et. Evde ne oluyor? İlişkilerimiz nasıl? Çocukların duygu durumları nasıl? Bunu fark et. Fark etmezsek çözüm üretemeyiz. Ama anlık koşturan bir otomatik bir hayatın içerisinde, dağınık zihnin içerisinde bunları çözemeyiz. Fark et, anla, ondan sonra adım at. Anne baba bunu yapacak. Ve evimizin içerisi korunaklı olmalı. Eskiden hatırlayın bizim birinci katlara ve zeminlere baktığınızda demir pencereler, demir kapılar. Ama şimdi eve dijital ortamdan giriyor bilgiler, lüzumlu, lüzumsuz, kirli, zararlı vesaire. Dolayısıyla dijital ortamın kontrolünü ebeveyn bir şekilde sağlamalı. Mirkan Bey söyledi, sadece evde değil, okullarda da böyle olmalı. Evet, internet kullanılmalı, sosyal medya vesaire kullanılmalı. Bu da öğretilmeli. Sonuçları gözetliyorum.
ebeveynler yaşanan sorunu her an fark etmeli. Kendi yaşam bütünlüğünü, vücut bütünlüğünü, zihin bütünlüğünü fark etmeli. Çocuklarıyla iletişimleri daha sağlıklı, daha pozitif, pozitiften kastettiğim mutlu evren enerji gönder, o anlamda söylemiyorum. Olumlu anları çok sık yaşatmaları lazım. Anlamamız gerekir, fark etmemiz gerekiyor. Ondan sonra da adım atacağız. Birlikte kaliteli zaman geçirmeye özen göstermemiz gerekiyor. Yani film seyredilebilir, birlikte bir sohbet ortamı olabilir, kitap okuma saati yapılabilir, birlikte bir yürüyüş yapılabilir, pek çok etkinlik yapılabilir. Çünkü bu psikoloji dağıtmaları bir takım etkinlikler olabilir. Çok teşekkür ederim hocam. Mirkan hocam, son bir soru soracağım böyle. Şimdi sizler resmi kurumlarsınız, devlete her türlü katkıyı da sunuyorsunuz. Vergi ödemek gibi kutsal bir göreviniz de var. Şimdi rehberlik kısmında veliler, öğrenciler hep devlet okulu, özel okul sonuçta hep eğitimlerini alıyorlar. Ama bu pandemi dönemiyle beraber yasal olmayan eğitim ortamları, eğitim ticaret tabii olarak gören kişi ve kuruluşlar da var. Bununla ilgili neler söylemek istersiniz? Yani o gerçekten kanayan bir yara. Bunda veliler yani neye dikkat etsinler? Çünkü ben çok net biliyorum ki özellikle bu sosyal medya üzerinden online eğitiminde birazcık daha öne açıldığı için pedagojik formasyonu olmayan, eğitimci olmayan insanların da bu işlere girerek ekrandan da olsa evlatlarla çocuklarla karşı karşıya kaldığına şahit oldum, duydum. Burada özellikle ne söylemek istersiniz velilere? Şimdi şöyle, okullar kapalıyken maalesef fırsat bilen bu tip kişi ya da kurumlar ortaya çıkarak çok ciddi bir kitle yarattılar kendilerine. Bu konuda en büyük görev devletin elbette. Yani bir milli eğitim ruhsatı olmayan, mali bir belgesi olmayan kurumların derhal kapatılması gerekiyor. Bu konuda denetim mekanizmalarının çok aktif kullanılması gerekmekte. Ailelerin de özellikle dikkat etmesi gereken husus şu, fırsat avcılığı yapılıyor şu anda. Yani okullar kapalı, eğitim online bir şekilde devam ediyor ama hiçbir eğitimcilik ehliyeti olmayan, işte derme çatma binalarda, işte küçük bürolarda gerçekten mantar gibi kurumlar duruyor. Yani bugün için belki küçük ihtiyaçlar giderdiğini düşünebilir velilerimiz ama hem akademik açıdan hem çocukların kişisel gelişimi açısından uzun vadede çok büyük zarar görebilirler. Yani hiç bilmediğimiz, hiç duymadığımız yeni oluşumlar sürekli sosyal medyada görüyoruz. Hatta billboardlara dahi ilan verebiliyorlar. Özellikle velilere şu iki konuyu çok dikkatle hatırlatmak isterim. Bir, milli eğitim ruhsatı olan kurumlara lütfen temayül etsinler. İkincisi de çocuklarını teslim ettikleri kişilerin eğitimcilik geçmişlerine muhakkak dikkat etsinler. Çok teşekkür ederim katkılarınız için. Ömer Hocam teşekkür ederim. Biz de teşekkür ederiz. Başka programlarda görüşmek üzere diyorum. Sevgili izleyiciler, Genç Vizyon programının bugün de sonuna geldik. Haftaya pazar saatler 17'yi gösterdiğinde yeniden buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.